Ben derse başlamadan önce herkese hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bir dakika kaldı ama. Bilişsel ağırlıklı davranışçı öğrenme kuramını işleyeceğiz. Beraberce arkadaşlar. Yani şimdi burada bilişsel ağırlıklı davranışçı öğrenme kuramında kuramcımızın adı Albert Bandura arkadaşlar. O yüzden de Bandura'nın sosyal öğrenme kuramı. Yani merhaba Hava Hocam, merhaba. Yani Albert Bandura arkadaşlar. Albert Bandura. Yani Albert Bandura'nın kuramının adı gözlem yoluyla öğrenme. Ve 2 yıl önce Bandura vefat etti arkadaşlar. İnsanlar çevreyi inceleyip zihninde bu çevreye dair semboller oluşturmasıyla gerçekleşen öğrenmeleri gözlem yoluyla öğrenme deniyor. O yüzden de yani bizde gözlem yoluyla öğrenmede anasına bak, kızını al, kenarına bak, bezini al sorusu geldi. 2007. Daha sonra Kırat'ın yanında olan ya huyundan ya suyundan bu soru da geldi. Üzüm üzüme baka baka kararır sorusu da geldi. Yani gözlem yoluyla öğrenmede temel kavramlar var. Bunlar gözlem. Bu ne demektir? Gözlemcinin çevresindeki yaşantılara dair zihninde sembol oluşturabilmesi. O yüzden de sembol oluşturabilen insanlar ileriye dönük daha başarılı oluyorlar. Taklit, oluşturulan sembollerin ihtiyaçları gidermek için davranışa dönüştürülmesidir. Model, gözleme konu olan gerçek, tarihi, kurgusal, hayal ürünü, kişilik veya bilgi kaynakları olarak açıklanır arkadaşlar. Modeller gerçek de olabilir veya modeller arkadaşlar yani hayali de olabilir. Bir film kahramanı da model olabilir. Şimdi şöyle açmak istiyorum. Ses yok mu arkadaşlar? Ses olması lazım ama bilemiyorum tabii ki. Ses yok mu şu anda arkadaşlar? Ses nasıl? Ses var. Ses var. Evet. Avacan var dedi. Peki şimdi alıyorum şöyle arkadaşlar ben. Gözlem yoluyla öğrenme süreci. Bu sene bundan soru gelir. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bakın özellikle not almak istiyorum buraya. Not aldırmak istiyorum. Gözlem yoluyla öğrenme süreci arkadaşlar. Yoluyla öğrenme. O zaman gözlem yoluyla öğrenme sürecinde neye dikkat ederiz biz? Şöyle bir kodlama yapın kesinlikle arkadaşlar. Kodlamamız şöyle olsun. Dik. Yani birincisi nasıl kodlama çıkacak bakın. Dikkat. Birincisi dikkat. Yani ikincisi dik hatlara arkadaşlar. Hatlara, dik hatlara. Yani biraz daha şunu şöyle yapayım da şuradan şu şekilde oluşturayım arkadaşlar. Hemen şöyle dik hatlara uygun güzel kodlamasını göstereceğim size arkadaşlar şöyle. Yani bir dikkat. Bir dikkat. Buradan soru gelir bu sene arkadaşlar. Yani ikincisi hatırlama. Burası iki hatırlama arkadaşlar. Şöyle iki hatırlama. Alıyorum şöyle hatırlama. Daha sonra üçüncüsü ise dik hatlara uygun güzel şeklinde kodlayın arkadaşlar. Uygun uygun. Yani üçüncüsü uygulamadır. Şöyle alıyorum. Üçüncüsü uygulama. Uygulama. Bunlar soru olarak bile geliyor arkadaşlar. Dik hatlara uygun güzel diye kodlayın. Güzel. Bayanlar ben yazsın. Erkekler benimki yazsın arkadaşlar. O yüzden de dik hatlara uygun güzeldi. Gördüğünüz gibi bu da dördüncü unsur olarak şunu alıyoruz. Bu da güdülenmedir arkadaşlar. Dört güdülenme. Şimdi bakınız. Güdülenme. O zaman biz diyoruz ki dikkat. Modelin davranışlarına bakmak dikkattir. Yani dikkat de duyu organlarını kullanıyoruz arkadaşlar biz. O yüzden de yani dikkatte beş duyu organı gözle bakıyoruz dikkatte. Yani duyu organları karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Mesela annesinin yaptığı keki gözlemledi diyor bak. Gözledi annesinin yaptığı keki gözledi. O yüzden de yani gözledi dersen baktı derse
Kesinlikle dikkattir. Baktı. Daha sonra ise dikkatten sonra ikinci basamakta hatırlama var arkadaşlar. Hatırlama. Hatırlama nedir? Yani gözlem yoluyla öğrenmede yapılan davranışın bilişsel kodlara dönüştürülüp akılda saklanmasına hatırlanma denir arkadaşlar. O yüzden de bilişsel kodlara dönüştürüp akılda saklamak, kodlara dönüştürmek arkadaşlar. O yüzden de akıya dönüştürmek ve akılda saklamak. Daha sonra kullanmak üzere akılda saklamak. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bir diğeri bir dikkat, iki hatırlama. Hatırlama basamağının bilişsel olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra ise üçüncü unsur olarak uygulamaya bakıyoruz. Diyoruz ki uygulama var. Uygulama ne demektir? Yani diyelim annesinin yaptığı keki gördü. Arkadaşlar baktı, dikkat. Nasıl yaptığını bilişsel kodlara dönüştürerek aklına yerleştirdi. Daha sonra kullanmak üzere hatırlama. Daha sonra ise uygulama. Yani bu annesinin yaptığı gibi kek yaptı arkadaşlar. Uygulama. Gördüğünüz gibi bu basamak denilsel basamaktır. Birincisi duyu. İkincisi akıl. Üçüncüsü davranışa dönüştürme. Daha sonra ise dördüncü unsur olarak güdülenme kavramı geliyor karşımıza. O da güdülenme dediğimizde, yani uygulama basamağının başarılı ya da başarısız olması sonucunda arkadaşlar o davranışı bir daha yapıp yapmamaya istek duyma vardır. O yüzden diyoruz ki güdülenme davranışı arkadaşlar uygulama basamağı başarılı ise olur. Yani bir daha o davranışı yapmaya istek duyma arkadaşlar. Uygulama başarılı ise. Şimdi size soracağım ben. Başarılı ise arkadaşlar o davranışı yapıp yapmamaya istek duyuyoruz. İse istek duyma davranışı yapmaya. Şimdi dikkat edelim burada arkadaşlar. En önemli özelliklerden bir tanesi şudur. Biz baktık, dikkat. Aklı yerleştirdik, hatırlama. Davranışa dönüştürdük, uygulama. Davranışı yapmaya bir daha istek duyduk ya da duymadık. Güzel olduysa istek duyuyoruz. Bizim şuna dikkat edelim. Uygulamanın basamağının bir diğer adı yeniden yaratma ve üretme sorusu olarak geldi bize arkadaşlar. Yeniden yaratma, üretme. Yaratma, üretme olarak soru geldi. Üretme. Yani bir diğer adı da bu. Şimdi şöyle dersem ben. Hadi siz yazın şimdi. Ablasının oyun hamuruyla yaptığı araba gibi arkadaşlar araba yapacak ama ablasının yaptıklarına baktı dersem sosyal öğrenme kuramının hangi süreci olur bu arkadaşlar? Baktı dersem bekliyorum. Baktı dersem hangi basamak olur? Bekliyorum. Yazıyor musunuz arkadaşlar? Çok iyi. Hava hocam yazdı. Dikkat. Peki ablasının oyun hamurundan yaptığı arabanın nasıl yapıldığını bilişsel kodlara dönüştürerek aklında sakladı. Daha sonra kullanmak üzere dersem ne olur bu arkadaşlar? Hatırlama. Çok çok güzel. Daha sonra ise ablasının oyun hamurundan yaptığı araba gibi araba yaptı dersem arkadaşlar. Ama tekerlerine kabaca şekiller verebildi dersem hangi basamakta sorun yaşadı sorusu sorarsam o zaman ne yazarsınız yine? Hangi basamakta sorun yaşadı? Ne yazarsınız arkadaşlar? Yani uygulama basamağında sorun yaşıyor. Halde bir daha yapmak istemedi dersem halde güdülenmedir bu arkadaşlar. Güdülenmede de eksiklik vardır. Ama ablasının oyun hamurundan yaptığı araba gibi araba yapsaydı çok güzel olsaydı aynen öyle arkadaşlar. Yani bir daha onu yapmaya istek duysaydı hadi biz ona güdülenme derdik. O zaman biz uygulama basamağının başarılı ya da başarısız geçmesi sonucunda o davranışı yapmaya istek duyma ya da duymamaya güdülenme diyoruz arkadaşlar. O zaman
sosyal öğrenme kuramının süreçleri. Bu sene beklediğim soru kalıbı, ben öyle söyleyeyim. Dik hatlara uygun güzel. Bir, dikkat. İki, hatırlama. Üç, uygulama. Dört, güdülenme. Arkadaşlar, gözlem yoluyla öğrenme kuramının süreçleri. O yüzden de dikkat ederim. Peki şöyle dersem ben, yoldan geçen güzel kızı gördün mü? Hayır derse hangi basamakta sorun vardır? Yazar mısınız arkadaşlar? Bekliyorum. Ya, evet, dikkatte sorun var. Çok iyi. Peki şöyle dersen, Şule Hoca'nın yaptığı kodlamayı anımsıyor musun dersen, o halde nereye yerleştirmiştir bu bilgiyi anımsamak? Ay, çok iyi arkadaşlar, çok iyi. Yani şöyle olursa eğer, anımsıyorum tabii ki. Yani 2023'te çıkan soruyu onunla çözeceğim. Ya da geçmiş yıllarda çıkan soruyu onunla çözdüm derse hangi basamakta arkadaşlar, hangi basamaktır? Daha sonra sosyal öğrenme kuramının süreçleriyle ilgili çıkan soruları çözmeye istek duyarsa, hadi ne olur arkadaşlar, bu güdülenmedir. O yüzden de uygulama basamağının başarılı ya da başarısız geçmesi sonucunda bir davranışı yapmaya istek duyma arkadaşlar, veya duymama. Lütfen unutmayınız arkadaşlar, dik hatlara uygun güzel dedik. Şimdi bakalım soru kalıbına. Sosyal öğrenme kuramının gözlem yoluyla öğrenme süreciyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. A. Model alınan etkinliklerin karmaşık olması etkinliği birey açısından daha dikkat çekici hale getirir. Şimdi bunu bırakalım arkadaşlar. Biz diyoruz ki modelin davranışları ne kadar basit olursa, model alınan etkinlikler ne kadar basit olursa, karmaşık değil, birey açısından daha dikkat çekici olur arkadaşlar. Yani karmaşık davranışlar dikkat çekici olmaz. Aynen Hava Hocam. Karmaşık davranışlar dikkat çekici olmaz. Öğrenme davranışta herhangi bir değişiklik olmadan gerçekleşebilir. Aynen öyle. Yani gözlemlediği modelin aynı davranışını yapabilir, değiştirmeyebilir. Sembolleştirme kapasitesi ileri düzeyde olan kişiler gözlem yoluyla öğrenme sürecinden daha çok yararlanır. Aynen öyle. Yani gördüğü davranışı bilişsel kodlara dönüştürerek aklında saklayan, hatırlayan bireylerin arkadaşlar sosyal öğrenme düzeyleri öğrenme sürecinde daha çok yararlanır bu kişiler. Daha sonra gözlem yoluyla öğrenme bireyin modele dikkat etmesi süreciyle başlıyor. Bizim geçen seneki sorumuz bu. Tabii ki dikkatle başlamıyor mu? Yani dik hatlara uygun güzel. Geçen seneki sorumuz. O yüzden de daha çok yararlanır. Gözlem yoluyla öğrenme bireyin modele dikkat etme süreciyle başlıyordu. Birinci basamak dikkat. İkincisi hatırlama. Üçüncüsü uygulama. Dördüncüsü gidileme. Bu da doğru arkadaşlar. Gözlemcilerin öğrendikleri davranışa dönüştürmesinde öz yeterlik inançları arkadaşlar önemli bir yere sahiptir. Aynen öz yeterlik inancı. Yani bireyin bir davranışa davranışı yapabileceğini olan istek duyması. Yani ben bunu yapabilirim demesi. Bu da doğrudur. O yüzden de demek ki bizim sorumuzun doğru cevabı Adana olacaktır. Model alınan etkinliklerin karmaşık olması değil, basit olması etkinliği birey açısından daha dikkat çekici hale getirir. Buna dikkat edeceğiz. Tabii ki arkadaşlar doğru cevap Adana olur. Otomobille gezmeyi çok seven 5 yaşındaki Beren'e babası doğum gününde akülü oyuncak araba almıştır. Beren oyuncak arabasına biner binmez emniyet kemerini takmıştır diyor. Beren'in bu davranışı aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır? Ne yapmış Beren? Yani arkadaşlar babasını model almış. O yüzden de model aldıysa, babası kemerini takıyorsa Beren de kemeri takmış. O yüzden de
Yani bu gözlem yoluyla öğrenmedir, modelden öğrenmedir, babasından öğrenmiştir bu çocuk. Bakıyoruz şimdi bir diğer şeye, gözlem yoluyla öğrenme. Şimdi sosyal öğrenme kuramına göre bir anaokulunda öğrencilerin oyun oynadıktan sonra oyuncakları toplama alışkanlığını model alma yoluyla kazanmalarını isteyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması en etkili olur diyor. Burası sosyal öğrenme kuramı. Yani siz bir öğretmen olsanız, okul öncesi olsanız, burada kendinizi koysanız, okul öncesi öğretmenin de vardır içinizde. Ne yapmanız lazım? Diğer çocukları pekiştirmeniz lazım arkadaşlar. Onlar oyuncaklarını topladıklarında bahçeye çıkarırsan gözlem yoluyla öğrenmedi. Yani o çocuklar oyuncaklarını toplar. Oyuncakları toplayan öğrenci bahçeye çıkarmalıyız arkadaşlar. Dikkat edelim. Doğru cevap Deniz'de olacaktır tabii ki. Yani diğer çocuklar bunu model alsın, gözlem yapsın ve onlar da arkadaşlara o davranışı onlar gibi yapsınlar. O yüzden de oyuncakları toplayan öğrenciyi bahçeye çıkarmak. Dolaylı pekiştirme arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doğru cevabın Deniz'de olduğunu görüyoruz. Şimdi bakalım buradan. Şöyle dolaylı yaşantı. Her yıl soru geliyoruz. Ama istisnasız soru görüyoruz bundan. Dolaylı yaşantılar. Arkadaşlar şimdi ben dolaylı yaşantıları anlatmak istiyorum. Ve buradan yazacağım. Dolaylı yaşantılardan. Şurasını siliyorum hemen. Yani biz sosyal öğrenme kuramında dolaylı yaşantılar. Yani dolaylı öğrenmeler diyoruz. Hemen şöyle bakıyoruz. Sosyal öğrenmede yani dolaylı yaşantılar nelerdir arkadaşlar? Dolaylı yaşantılar. Şimdi bakınız arkadaşlar, bir diyorum, bir dolaylı pekiştirme. Dolaylı pekiştirme diyoruz. Bakalım şimdi dolaylı pekiştirme. Dolaylı pekiştirme dediğimizde şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Dolaylı pekiştirmede modelin davranışı pekiştirilir. Bunu gören birey modelin yaptığı davranışa yapmaya istek duyar. Yani ödüle ulaşmak için. Yani modele yaptığı davranıştan sonra pekiştireç verilir. Arkadaşlar yaptığı davranıştan sonra pekiştireç ver. O yüzden de pekiştireç ver. Yani bunu gören birey arkadaşlar pekiştirece ulaşmak için modelin yaptığı davranışın aynısını yapar. Yani amaç burada pekiştirece ulaşmaktır arkadaşlar. Pekiştirece ulaşmak için modelin yaptığı davranışın aynısını yapar arkadaşlar. Dikkat edin. Modelin yaptığı davranışın aynısını yapar. Şimdi ben örnek vermek istiyorum. Dolaylı pekiştirmede şu var. Öğretmen ödevini yapan Can'a arkadaşlar kitap hediye etti. Bunu gören Şule o kitaba ulaşmak için o da ödevini yaptı. Halde pekiştirece ulaşmak için davranış yapılıyor burada. Yani Altan kırmızı bere aldı arkadaşlar. Arkadaşları ne kadar çok yakışmış dedi. Bunu gören Canan da arkadaşlar yani tabii tekrar etmesi ama pekiştirece ulaşmak için bunu gören Canan da kırmızı bere aldı. O da pekiştirece ulaşmak istiyor. Aynen ama modelin yaptığı davranışın aynısını yapıyor. Burada ne vardır? Bir pekiştireç vardır. Arkadaşlar pekiştireç. Mesela şöyle örnek verelim. Abla atandı. Baba ona otomobil aldı. Bunu gören kardeş otomobile ulaşmak için yani ders çalışır. Pekiştireç önemlidir burada. Aynen pekiştirece ulaşmak vardır. Sonra iki diyoruz arkadaşlar. Dolaylı pekiştirmeden sonra dolaylı ceza. Buralar hep arkadaşlar dikkat ederseniz dolaylıdır. Dolaylı ceza. Dolaylı ceza dediğimizde bu defa modele ceza gelir. Modelin yaptığı davranışa geliyor arkadaşlar. Modelin yaptığı davranışa
Ceza gelir, yaptığı davranışta ceza geliyor, ceza gelir. Yani bunu gören birey, gören, yani modelin yaptığı davranışı yapmaz arkadaşlar. Gören, modelin yaptığı davranışı asla yapmaz. O yüzden de şöyle basit bir örnek vereyim. Hemen mesela önde sürücü hız yapıyor. Hız yaptı sürücü. Polis ceza yazdı. Ya arkadaşlar, sen de arabayla arkadan geliyorsun. Yani bunu gören hız yapmaz. O yüzden de yani dolaylı cezalar gözleyen üzerinde caydırıcı etki oluşturur arkadaşlar. Dikkat edin. Dolaylı cezalar gözleyen üzerinde caydırıcı etki oluşturuyor. Şimdi dikkat ediniz. Hani COVID sürecinde maske takmayanlara polis ceza yazmıştı. Bunu gören insanlar maske taktılar. Neden? Ceza almamak için. Yani aslında kendileri ceza almadı. Ama gördüğümüzde televizyonda insanların ceza kesildiğini gördüğünde biz de maske taktık. Yani modelin davranışları bizim davranışlarımızın üzerinde etkili oldu arkadaşlar. Mesela kopya çekecek öğrenci var. Öyle çekti. Öğretmen onun kağıdına sıfır verdi. Bunu gören diğer öğrenciler kopya çekmezler. Neden? Dolaylı ceza oldu. Neyin üzerinde? Gözleyen üzerinde. Davranışı yapan da doğrudan ceza, gözleyen de dolaylı ceza oldu. Yani kızım sana söylüyorum, gelinim Senan'la vardır burada. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Şimdi üçüncü faktöre bakalım. Dolaylı duygu nedir? Dolaylı diye her yıl geliyor arkadaşlar artık. Yani dolaylı duygu. Dolaylı duygu. Şimdi dolaylı duygu deyince modeli burada arkadaşlar. Modelin jestleri, mimikleri. Yani bir uyarıcıya karşı model korkuyorsa biz de onu model alarak biz de uyarıcıdan korkarız. Mesela uyarıcı var. Uyarıcı. Yani bu korkulan ya da sevilen de olabilir arkadaşlar. Korkulan ya da sevilen uyarıcı olabilir. Sevilen. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Modele bakıyoruz. Modele bakar. O uyarıcının yani korkulan mı, sevilen mi uyarıcı olduğunu anlarız arkadaşlar. Korkulan mı yoksa sevilen uyarıcı olduğunu modelden öğreniriz. Şimdi o zaman demek ki biz mesela hiç cenaze görmüyorum. Annemin davranışlarına bakıyorum. Annem cenazeden çok korkuyor. Cenazenin korkulan bir uyarıcı olduğunu annemden öğreniyorum. İşte bu dolaylı duygudur. Yani ben bu süreçte duygumu annemden öğreniyorsam yani buna dolaylı duygu deniyor arkadaşlar. Şimdi bakın bizim geçen seneki sorumuz bu. O yüzden de 6 yaşındaki Berna ve ailesinin yaşadığı apartmanda karşı dairelerinde yaşayan komşuların bir yavru kedisi var. Berna kendi dairelerinin kapısını açtığında karşı dairenin açık kapısında bekleyen yavru kediyi görür. Kediyi sevmek üzere evden çıkarken annesi kapıya gelir ve kediyi görünce panik ve korku içinde Berna'yı içeri çekip kapıyı kapatır. Farklı ortamlarda da annesinin kedilerden kaçındığını gören Berna zamanla kedi gördüğünde korkarak kediden uzaklaşmaya başlar. O yüzden de Berna'nın korkmaya başladı. Duygusu var, yürek korkar. O halde Berna'nın bu durumu dolaylı, evet çok iyi, dolaylı duygu. Yani annesinden kedi korkusunu öğrendi. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir dakika şimdi şunu göstermek istiyorum. Hemen şuradan şöyle alıyorum.
Bir dakika şuradan olayım. Evet, çok güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi bakın bu soru da benzer bir soru. Çetin ve Mehmet evlerinin bahçesinde birlikte oynarlarken duvarda büyük bir örümcek görmüşlerdir. Önceleri örümcekten korkmayan Çetin diyor soruda bak arkadaşlar. Yani evet yazıyorsunuz çok iyi arkadaşlar. Görmüşlerdir korkmayan Çetin. Mehmet'in çığlık atarak eve doğru koştuğunu görünce bir süre duraklamış ve ardından o da çığlık atarak eve koşmuş arkadaşlar. O günden sonra Çetin ne zaman örümcek görse ortamdan koşarak uzaklaşmış. O zaman arkadaşlar bakın şimdi yani buradaki örümcekten korkmayan Çetin Mehmet'in çığlık atarak yani Çetin Mehmet'ten örümceğin korkulan bir uyarıcı olduğunu öğrendi. Yani Çetin'in örümceklerden korkmaya başlaması sosyal öğrenme kuramının aşağıdaki kavramlarından hangisiyle açıklanır diyor. Yani arkadaşlar Çetin'in örümceklerden korkması çünkü Mehmet'in çığlık atarak uzaklaştığını gördü. Mehmet'in jestleri ve mimikleri o uyarıcının korkulan bir uyarıcı olduğunu Çetin'e öğretti. Çetin gözlem yaparak o uyarıcının korkulan bir uyarıcı olup olmadığını gördü. Yani o sonradan oluşması aynen öyle Havva hocam. Yani olmayan bir duygunun yani modelin jestlerine, mimiklerine bakarak o uyarıcının korkulan mı, sevilen mi olduğunu modelden anlıyoruz. Böyle soruları bize tam ÖSYM 5 kez getirdi arkadaşlar. Yani dedi ki çocuk hiç yılan görmemişti. Ama ablasının jestlerinden ve mimiklerinden yılanın korkulan bir uyarıcı olduğunu dedi. Öğrendi dedi. Sosyal öğrenme kuramı sürecinde çocuğun ablasından yılanın korkulan bir uyarıcı olduğunu öğrenmesi nedir bunun cevabı? Dolaylı duygu tabii ki arkadaşlar. O yüzden de biz pek çok duygumuzu doğrudan değil başkalarının jestlerinden ve mimiklerinden öğreniyoruz dolaylı olarak. Burada her şey dolaylıdır. Yani dolaylı pekiştirme dolaylıdır. Duygu dolaylıdır. Ceza dolaylıdır arkadaşlar. Dikkat edin. O yüzden de her şey dolaylıdır burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi alıyorum şöyle. Oradan şöyle götürelim arkadaşlar. Şunu getiriyorum şöyle. Aldım. Buradan şimdi bunu çözdük. Şimdi yapılan bir araştırmada birinci grup çocuğa bandrobunu kendi yapmış bu deneyi arkadaşlar. Saldırgan davranışları sürekli ödüllendirilen, ikinci grup çocuğa saldırgan davranışları sürekli cezalandırılan ve üçüncü grup çocuğa da saldırgan davranışları önce ödüllendirilip sonra cezalandırılan modellerin davranışları izletilmiştir. Daha sonra üç grupta da çocukların saldırgan davranışları ne kadar taklit ettikleri incelenmiş. Sonuç olarak sürekli ödüllendirilen modelleri izleyen çocukların saldırgan davranışları taklit etme düzeylerinin en yüksek, sürekli cezalandıran modelleri izleyen çocukların taklit etme düzeylerinin ise en düşük olduğu görülmüştür. Şimdi size soruyorum. Sürekli ödüllendirilenlerin saldırgan davranışlarının taklit etme düzeyi en yüksekse dolaylı pekiştirme mi olur? Onlarınki dolaylı ceza mı olur? Arkadaşlar soruyorum size. Bakın bir de ne diyor burada? Bu araştırmada diyor sürekli cezalandırılan grubu izleyen çocukların saldırgan davranışları taklit düzeylerinin en düşük olması. O zaman ödüllendirilen deseydi dolaylı tabii bu dolaylı ceza ama ödüllendirilen deseydi dolaylı pekiştirme ama cezalandırılan dediği için dolaylı ceza aldı tabii ki. Aynen öyle. Halime hocam tabii ki dolaylı ceza aldı arkadaşlar. Demek ki biz diyoruz ki yani çocukların mesela sinemada arkadaşlar kahramanın şiddet içeren davranışları ödüllendiriliyor. O yüzden de bunu gözleyen çocuklar şiddet içeren davranış sergiler. Yani kötü davranışlar da pekiştirilir. Dolaylı pekiştirme olur. Ama saldırgan davranışlar sergileyen kahramanın davranışları cezalandırılırsa bunu gözleyenler saldırgan davranışlarda bulunmazlar. Gözleyenler üzerinde
Dolaylı ceza olur. O yüzden de bunun cevabı dolaylı ceza. 2014 yılı sorumuz arkadaşlar bu. Şimdi dolaylı güdülen ne? Nedir? Dolaylı pekiştirme, gözlemcinin model karşılığındaki pekiştirme işleminin etkilenmesidir. Dolaylı ceza, gözlemcinin modelin karşılaştığı ceza işleminden etkilenmesidir. Dolaylı duygu, gözlemcinin modelin duygularını paylaşmasıdır. Yani duygulaştıktır. Onun gibi oluyor duyguları, benziyor yani. Gözlem yaptığında, hani şu örneği aklınızda tutun. Sen cenaze görmedin, annen cenaze gördü. Sen cenazenin korkulan uyarıcı olduğunu annenden öğrendin. Artık o korktuğu gibi sen gözlem yaptın, sen de korkuyorsun. Fareyle karşılaşmasan bile annen fareden korktuğu için sen de fareden korkuyorsun. Bir de dolaylı güdülenme var. Gözlemcinin, modelin yaşadığı güdülenme sürecinden etkilenerek arkadaşlar, yani güdülenmeye dahil olmasıdır. Dolaylı güdülenme. Ben dolaylı pekiştirme ile dolaylı güdülenme arasındaki farkı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yani dolaylı güdülenme. Dolaylı güdülenme nedir arkadaşlar? Güdülenme. Şimdi bunda pekiştireç yok. Ona dikkat edeceğiz. Yani modelin yaptığı davranışa arkadaşlar, yaptığı davranışa yapmaya istek duyma arkadaşlar. Davranışı pekiştirici değil burada. Yaptığı davranışı yapmaya istek duyma. İstek duyma. Aslında şöyle arkadaşlar. Şöyle derse, o KPSS'yi kazandı, ben de kazanabilirim. Arkadaşlar bak, KPSS'yi kazandı. Ben de kazanabilirim. Kazanabilirim. Mesela şöyle olsaydı, pekiştireç olsaydı, o KPSS'yi kazandı, 10 bin lira maaş alıyor, ben de 10 bin lira maaş almak için KPSS'ye hazırlanacağım deseydi, bunun cevabı dolaylı pekiştirme olurdu arkadaşlar. Yani ama burada o yaptıysa ben de yapabilirim. Türk usulü iddiadır bu. Yani ben de onun gibi yani onun gibi başarabilirim demek arkadaşlar. Başarabilirim. Yani bu dolaylı güdülenmedir. Ben de başarabilirim. Yani ödül varsa, aynen öyle, ödül varsa dolaylı pekiştirme, ama gözlemcinin modelin yaşadığı güdülenme sürecinden etkilenip güdülenmeye dahil olmasıdır. O yaptıysa ben de yapabilirim demesi. Yani o atandıysa ben de atanabilirim. Ama o maaş aldı, ben de atanıp maaş almak istiyorum derse, gözlemcinin pekiştirici ulaşması için gözleyen kişi, gözlemcinin pekiştiricine sahip olma isteği vardır dolaylı pekiştirmede. Ama güdülenmedi, o yaptıysa ben de yapabilirim. O başardıysa ben de başarabilirim arkadaşlar. Mesela Ahmet market açtı. Şuret açmak istiyordu market, ama Ahmet battı. O yüzden de Ahmet battıysa ben de batabilirim derse, bu da dolaylı güdülenme. Yani o davranış yapmaya istek duymamadır arkadaşlar. Yani ya da Ahmet market açtı, başarılı oldu. Ahmet başarılı olduysa ben de başarılı olurum. Demek dolaylı güdülenmedir. Yani yaptığı davranış yapmaya istek duyma. Ama modelin davranışı yaptıktan sonra sahip olduğu pekiştirici arkadaşlar, o da ulaşmak istiyorsa eğer, o yüzden de pekiştirici ulaşmak için davranış yapılıyorsa kesinlikle dolaylı pekiştirmedir. Mesela abla atandı, baba ona iPhone aldı. Ablama iPhone aldı, bana da alır diye o da ders çalışıp atanmak istiyorsa, iPhone'a ulaşmak varsa kesinlikle arkadaşlar bunun cevabı dolaylı pekiştirme olur. Ama ama şöyle olursa tabii pekiştirme arkadaşlar. Şimdi öz yeterlik tamamen farklı bir şey. Dolaylı güdülenmede, yani model yaptıysa onu da anlatacağım. Model yaptıysa bir davranışı, yani işte ablam atandı, ben de atanacağım derse, o da dolaylı güdülenmedir. Birinde dolaylı pekiştirmede pekiştireç, dolaylı güdülenmede davranışı yapmaya istek vardır. Modelin davranışının aynısının yapılmasına istek. Öz yeterlikte farklı hocam. Şimdi ona da geliyorum. Onu da anlatacağım. İşte dört tane
dolaylı yaşantılar var. Yani dolaylı yaşantılar var. Şimdi baktık bunları, çözdük arkadaşlar. Şöyle oluşturduk. İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Derya, ödevlerini zamanda ve doğru yapan arkadaşlarına öğretmenin kalem hediye ettiğini ve onlara aferin dediğini gördükten sonra kendisi de her gün ödevlerini yapmak için daha fazla çaba göstermeye başlamıştır arkadaşlar. Sosyal öğrenme kuramına göre Derya'nın ödevlerini yapmaya başlaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Yani bak ne diyor? Kalem hediye ettiğini. Aslında bu bir dolaylı pekiştirme. Ama bakın arkadaşlar, dolaylı yaşantı. Yani burada dolaylı yaşantı başlığına gitmiş bak. Dolaylı yaşantıların bir diğer adı dolaylı öğrenmedir. Aynen öyle. Dolaylı öğrenmedir. O yüzden şıklarda dolaylı pekiştirme yoksa yani dolaylı öğrenme olacaktır. Biz dolaylı öğrenme, dolaylı pekiştirmeyi öğreniyoruz. Dolaylı duyguyu öğreniyoruz arkadaşlar. Dolaylı cezayı da öğreniyoruz. Dolaylı güdülenmeyi de öğreniyoruz. Yani dolaylı şeyi de öğreniyoruz arkadaşlar. Güdülenmeyi de öğreniyoruz. O yüzden de her şey burada dolaylıdır. İşte yani modeli gözlemleyerek öğreniyoruz bunları arkadaşlar. O yüzden de cevabı dolaylı öğrenme olacak. Aslında dolaylı pekiştirme bu. Ama şıklarda olmadığı için baştan gidiyoruz. Dolaylı yaşantılar adı üstünde dolaylı öğrenmelerdir. Ya dolaylı pekiştirme, ya dolaylı duygu, ya dolaylı ceza, ya da dolaylı güdülenme olur arkadaşlar sosyal öğrenmede. Şimdi şöyle bakalım buradan. Bunu çözdük zaten beraberce. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar. Dolaylı duygu, bakın şöyle karşılıklı belirleyicilik var. Oraya da geleceğim hocam. Orayı da anlatacağım. Şimdi karşılıklı belirleyicilik üzerinde şöyle duruyoruz. Karşılıklı belirleyicilik arkadaşlar. Şimdi karşılıklı belirleyicilik deyince modelin davranışı, grubun davranışı bireyi etkiler arkadaşlar. Yani grubunki bireyi etkiler. Bireyi arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek örneklendireceğim. Modelin davranışı grubu, grubunki bireyi etkiler. Yani grubun davranışı bireyi etkiler. Şimdi bir üçüncüsü daha gelecek. Arkadaşlar grubun davranışı grubu, grubun ki grubu etkiler arkadaşlar. Yani gruptan gruba. Şimdi bakın, modelin davranışı grubu, grubun davranışı bireyi etkiler. Mesela modelin davranışı grubu. Öğretmen kapının önünde duran öğrenciyi azarlarsa, bunu görenler önce şaka zanneder, şaka olmadığını anlarlarsa arkadaşlar, geçip hızları yerlerine otururlarsa, öğretmen soru sorarsa, grup cevap vermezse, o zaman öğretmen grubu etkiler, grup da öğretmeni etkiler. O zaman bireyden öğretmenden gruba, gruptan öğretmene doğru bir akım oluşur arkadaşlar. Buna karşılıklı belirleyicilik denir. Mesela bireyin davranışı grubu, grubunki bireyi. Yani bu örnek işte arkadaşlar, modelin davranışı yani grubu, grubunki bireyi. Grubunki grubu dersken, diyelim ki SS yenilmek üzere Eskişehir. Tribünlere döndüler. Haydi dediler gönül gönüle. Tribünler, futbolcular tribünleri coşturdu. Tribünler de o kadar çok alkışladı ki arkadaşlar, yani yenilmek üzere olan takım yendi. Futbolcular bir grup, tribün bir grup. Hadi futbolcular tribünü, tribünler de futbolcuları etkiledi arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi buna karşılıklı belirleyicilik deniyor arkadaşlar. Yani şöyle dikkat edelim karşılıklı belirleyicilikte. Birey ve çevrenin karşılıklı etkileşimleri neticesinde davranışların birbirine benzemesi sürecidir. Davranışların birbirine benzemesi süreci. Şimdi şöyle bakalım. Şöyle siliyorum ben.
Örnek vereceğim arkadaşlar. Bu sene de geldi soru bize. Elif otoriter bir yaklaşıma sahip olan babasının baskıcı taleplerine yönelik yüksek düzeyde erteleme davranışı göstermektedir. Yani bireyden bireye var bu defa, yazmadım onu artık. Yani babasının davranışı Elif'i, Elif de babasına karşı davranış sergiliyor. Bireyden bireye olur tabii. Olur tabii Gültekin Hocam. Bireyden bireye oldu. Yani bu da bak, Elif'in otoriter bir yaklaşıma sahip olan babası bireyden bireye de oluyor. O yüzden de yazmadım artık bu var diye. Yani Elif'in davranışı babasının davranışı Elif'i etkiliyor arkadaşlar. Yani baba Elif'i, Elif babayı. Yani baba otoriter davranıyor. Elif de ertelemeci davranıyor. Yani yüksek düzeyde erteleme davranışı gösteriyor. Sosyal öğrenme kuramına göre Elif'in bu davranışı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır diyor. Karşılıklı belirleyicilik. Mesela sorularda şöyle giriyor hocalarım benim. Diyor ki sorularda saldırganlığın diyor uygun görüldüğü toplumlarda birey topluma karşı saldırgan davranışlar sergiler. Yani saldırgan birey, saldırgan toplum arkadaşlar. Saldırgan birey, saldırgan toplum. Yani mesela öğrenci öğretmeni kırarsa öğretmen de öğrenciyi azarlayabilir. O yüzden de bu da karşılıklı belirleyiciliktir. Etki tepki meselesi vardır arkadaşlar burada. Şimdi en güzel soru bu. Diyor ki Mesut öğretmen sınıfa girer girmez kapının yanında telefonuyla oynayan öğrenciyi sert bir dille uyarmış. Bak öğretmen öğrenciyi uyarmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Sınıftaki diğer öğrenciler önce ne olduğunu anlamamış. Daha sonra bunun bir şaka olmadığını fark ettiklerinde aceleyle yerlerine oturmuşlar. Bir ortam diyor gerilmiştir diyor. Konuyu anlatmaya başlayan Mesut öğretmen sorular sormuş ancak kimse cevaplamamıştır. Ders boyunca bütün öğrenciler yerlerinde sessizce diyor oturmuşlardır diyor. Arkadaşlar bakın ve bütün öğrenciler yerlerinde sessizce oturmuş. Öğretmen grubu etkiledi. Bir süre sonra Mesut öğretmen soru sordu. Öğrenciler cevap vermedi. Bu defa öğrenciler öğretmeni etkiliyorlar. Bak ne diyor? Bu şekilde ders işleyemem. Derse katılmıyorsunuz diyerek öğrencilere sitem etmiş arkadaşlar. Tabii ki karşılıklı belirleyicilik. Öğretmen öğrencileri etkilemiş. Azarladığı için öğrenciler de öğretmeni etkiliyorlar. Cevap karşılıklı belirleyicilik. Etki tepki meselesi arkadaşlar. Şimdi dikkat edelim. Cevabı karşılıklı belirleyicilik. Sembolleştirme kapasitesi var. İnsanın çevresini incelediğinde semboller oluşturma yetisidir. Kişiden kişiye değişir. Öngörü kapasitesi var. Vizyon sahibi olmaktır. Yani kişiden kişiye değişir. Örneğin Atatürk arkadaşlar, insanın bugünü ve geçmişini inceleyip geleceğe dair çıkarımlarda bulunmasını sağlayan yetidir bu. Öngörü kapasitesi. Bu ne demektir? Yani bulut varsa yarın yağmur yağacak demek. Bu öngörü kapasitesidir. Bugün olmuşa bakıp olacağı tahmin etmek. Bakın Birinci Dünya Savaşı sonrasında İstanbul işgal altındayken birçok insan manda ve himaye planlarına boyun eğerken Mustafa Kemal Atatürk onlar geldikleri gibi gidecekler diyerek manda ve himayeyi karşı çıkıyor. Geleceği tahmin etme tabii ki Hava Hocam, Merve Hocam. Yani o yüzden de Atatürk'ün bu sözleri sosyal öğrenme kuramının aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle en iyi açıklanır? Öngörü kapasitesi arkadaşlar. Öngörü kapasitesi. Şimdi dikkat edin. Arkadaşlarımızın öz yargılama. Yani kişinin kendi duygu, düşünce ve davranışlarını değerlendirmesini sağlama yetisidir arkadaşlar. O yüzden de yani öz yargılama. Ben ders çalışmıyorum. İstediğim gibi olmuyor. İnsanın kendi özüne getirdiği eleştiridir. Sembolleştirme örnek vereyim. Hocam tamam. Gültekin Hocam veriyorum. İnsanın gördüklerini yani modelin yaptıklarını gözlemleyerek zihinde bilişsel kodlara dönüştürmesi. Daha sonra kullanmak üzere. Hani ben şöyle dersem eğer, şöyle dersem, hani annesi kek yaparken bakmıştı ya arkadaşlar. O dikkatti, dikkatti. Yani daha sonra ise
dikkat ettiği o unsuru keki nasıl yaptığını aklında tutması, sembolleştirme kapasitesidir. Akılda tutmak, yani keke ne koyuyorsun? Şeker, yumurta. Aklıma yerleştirdim ben. Daha sonra kullanmak üzere. Yani der ki Bandura, insanın dış dünyada gördüğü olayları yani zihinsel kodlara dönüştürüp aklında saklamasına sembolleştirme kapasitesi denir. Yani bir doğum gününe gittiniz. Doğum gününde gördüklerinizi aklında saklıyorsunuz. Eve gelince annen neler oldu diye deyince sen o gördüğün olayları hayali temsilcilerini zihninde bilişsel kodlara dönüştürüp saklıyorsan bunun adına sembolleştirme kapasitesi denir. O yüzden de yani aklımızda saklamak arkadaşlar. O yüzden de dikkat edelim Gültekin Hocam. Yani öz düzenli, şimdi öz yargılama, özüne eleştiri getirme. Öz düzenleme kapasitesi kişinin kendi duygu, düşünce ve davranışlarında değişiklik yapması yeteneğidir arkadaşlar. Yani özünü düzenleme, öz düzenleme kapasitesi yüksek olan insanlar plan yaparlar, program yaparlar, yaşantılarını düzenlerler, kendilerine gerçekçi hedef koyarlar. Arkadaşlar öz düzenleme kapasitesi. Şimdi bakınız ben sınavdan önce demiştim böyle soru bekliyoruz diye. Öz yeterliği sordu arkadaşlarım. Öz yeterliği anlatıyorum arkadaşlar. Öz yeterlik kapasitesi dediğimizde 4 kaynaktan etkilenir. 4 kaynaktan etkilenir arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde çözersiniz. Etkilenir. Ve sürekli olarak soru gelir bundan. Ben bu sene de bekliyorum bundan. Dikkat ediniz arkadaşlar. Yani bir diyorum. Bir, öz yeterlik kapasitesi. Sözel ikna. Sözel ikna arkadaşlar. Yani şöyle olursa öğretmeni sen matematiği yaparsın Caner dedi. O yüzden de yani öğretmenimin bu sözleri beni o kadar inandırdı ki ben matematiği yaptım. O yüzden de birey öz yeterlik demek bir davranışı yapabileceğine inançtır arkadaşlar. Bireyin inanmasıdır. Öz yeterlik 4 kaynaktan etkilenir. Bir, sözel ikna. Yani başkalarının sözleri arkadaşlar. Sözleri sözel iknadır. Başkalarının sözleri. Yani annen sana derse KPSS'i başaracağına inanıyorum. Hadi hazırlan. Seni inandıran kim? Annenin sözleri. Halde bu öz sözel iknadır. 2 arkadaşlar. 2. Yani doğrudan yaşantılar var arkadaşlar. Doğrudan yaşantılar. Yaşantılar. O yüzden doğrudan yaşantılarda bireyin yaptığı davranışların başarılı ya da başarısız sonuçları arkadaşlar. Yani kendi yaşantısı. Bireyin yaptığı kendi yaşantısı. Kendi yaşantısının arkadaşlar yaşantısının bireyin kendi yaptığı yaşantısının arkadaşlar başarılı ya da başarısız sonuçları. Başarılı ya da başarısız sonuçları. Başarısız sonuçları arkadaşlar. Şimdi bakınız buradan hemen şöyle dikkat ediniz. Buradan diyorum ki ben mantığı anlamıyorum dedi soruda çocuk. Arkadaşlar ben mantığı anlamıyorum dedi. Daha sonra derste öğretmeni dinledi. Ödevlerini yaptı. Sorularını çözdü. Öğretmenin söylediği sorulara üst üste cevap verdi. O yüzden de şöyle dedi. Aslında dedi ben mantığı anlayabiliyormuşum. Halde neyin sonucunda bu inancı değişti? Kendi yaptı. Doğrudan yaşantı sonucunda değişti. Yani kendi yaptı. Başarılı ya da başarısız davranışlar sonucunda insanın bir davranışı yapıp yapamayacağını olan inancıdır bu arkadaşlar. Yani kek yaptın. Hiç güzel olmadı. Ben bundan sonra kek yapamam dersen o yüzden de dolaylı doğrudan yaşantıdır. Neden? Kendine olan güvenini de yitirebilirsin. O yüzden de ben bundan sonra yapmayacağım da diyebilirsin. Hadi üçüncüsüne bakıyoruz arkadaşlar. Üç dediğimizde bunda dolaylı yaşantılar var. Dolaylı yaşantılar. Yaşantılar. Hadi dolaylı yaşantılarda başkalarının yaptığı davranışların başarılı ya da başarısız sonuçları arkadaşlar bunlar. Başkalarının
yaptığı, başkalarının yaptığı davranışların, yaptığı davranışların yani başarılı ya da başarısız sonuçları, başarılı ya da başarısız sonuçları. Şimdi şöyle bakarsanız başarısız sonuçları, Cener sınıfın çok çalışkanıydı arkadaşlar. O yüzden de matematik sınavına girdi Cener. Matematik sınavında düşük not aldı. Sen şöyle dersen, Cener yapamadıysa ben hiç yapamam. Halbuki benim kendime olan öz yeterliliğimi Caner'in, gözlemlediğim kişinin yaptığı davranışın başarısız sonucu oldu. Ya da Cener başardı. Cener başardıysa ben de başarabilirim. O yüzden de demesi dolaylı yaşantılardır. O yüzden de bir diğeri de dördüncü unsur olarak, o da psikolojik durum arkadaşlar. Psikolojik durum. Yani bu da kaygılı, stresli olmak arkadaşlar. Stresli olmak. Yani kendine olan bireyin inancını düşürür. Yani ben çok stresliyim, sınavda başarılı olamayacağım dersen eğer, bu senin psikolojik durumundur. O zaman soruyorum size arkadaşlar, insanın öz yeterliliği kaç kaynaktan etkilenirmiş? Bir, sözler. İki, doğrudan yaşantılar. Üç, dolaylı yaşantılar. Dört, psikolojik durum arkadaşlar. Şimdi soru çözdüreceğim ve onun üzerinden götürmek istiyorum hemen. Arkadaşlar şimdi bakınız, soruda bulmanızı istiyorum. Hemen şöyle dikkat ediniz arkadaşlar. Bakınız şimdi şöyle hemen göstermek istiyorum şu soruyu. Beraberce çözelim arkadaşlar. Şuradan bu sene gelen sorumuz var. Oradan bir bakalım. Hemen bir dakika arkadaşlar, şöyle. Evet, hemen şöyle bakıyoruz şuradan. Şimdi lise öğrencisi Uğur, sınıf rehber öğretmeninin teşvikiyle bir grup arkadaşıyla birlikte okul gazetesi çıkarmaya başlar. Hazırladıkları gazeteyi diğer öğrenciler, öğretmenler okul yönetimiyle paylaşıp aldıkları geri bildirimlerle kendilerini geliştirmeye çalışır. Ancak bir süre sonra Uğur yayınlanan yazılarından memnun olmamaya başlar ve haber yapmak, köşe yazısı yazmada yetenekli olmadığına karar verir. Bu durumu arkadaşlarıyla paylaşarak ekipten ayrılır. Uğur'un bu farkındalığı sosyal öğrenme kuramının aşağıdaki ilkelerinden hangisidir doğrudan ilgilidir diyor arkadaşlar. Hangisiyle ilgilidir? Yani Uğur'un kendine olan inancı gitmiş mi arkadaşlar? Yani hangisidir burada arkadaşlar? Öz düzenleme mi? Karşılıklı belirleyicilik mi? Öz yargılama kapasitesi mi? Yoksa dolaylı öğrenme kapasitesi mi? Hangisidir arkadaşlar? Yani bireyin bu davranışı arkadaşlar, bireyin bu davranışı öz yargılama. O yüzden de kendine olan inancı gitmiş. Sosyal öğrenme, artık son arkadaşlar sorumu çözeceğim. Tabii çeldiricisi öz düzenleme derken plan yapardı, program yapardı, hedef koyardı, başarılı olurdu öz düzenlemede. Ama bunda ben yapamıyorum diyor, güzel olmuyor diyor. O yüzden de memnun olmamaya başlıyor. O yüzden de kendi özünü iyileştiriyor. Öz yargılama kapasitesi. Şimdi bakınız arkadaşlar, sosyal öğrenme kuramına göre aşağıdakilerden hangisi bireyin öz yeterliği üzerinde etkili olan kaynaklardan birine örnek değildir diyor. Genel uyarmışlık hali, kaygı, fiziksel acı durumları arkadaşlar. O yüzden de bakın, bir bırakalım. Başarabileceği yönündeki sunulan telkin, sözel ikna. C, toplum karşısında davranma şekline kişinin kendisinin karar vermesi. D, kendine benzer olarak algıladığı kişinin başarma deneyimleri, yani dolaylı yaşantılar, önceki başarma durumuna göre olası girişimdeki performans beklentisi inancı. Bu da doğrudan yaşantılardır arkadaşlar. O zaman kişinin toplum karşısında davranma şekline kişinin kendinin karar vermesi değil. Yani burası sosyal öğrenmedir. Genel uyarmışlık psikolojik durumdur. Sezen iknadır. Evet arkadaşlar. Yani kişinin başarma duygusu dolaylı yaşantılardır. O yüzden de Edirne'de önceki başarma durumuna göre
Bu da doğrudan yaşantılardır. Bakın bu sene bizim sorumuz geldi. Yani Ceyhan olamaz arkadaşlar. Bu seneki 2022 KPSS sorumuz. Arkadaşlar, Şule Hoca olarak hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Sormak istediğiniz bir şey varsa ben de kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ediyorum. Şule Hoca'dan sevgiler. Kocaman sevgiler. Görüşmek üzere diyorum.